Merhaba arkadaşlar, Yabancı Dil kanalımıza hoş geldiniz. Sizlerle bugün okuma ve çeviri derslerimizin ikinci bölümüyle devam ediyoruz. İlk videoda olduğu gibi sizler için bazı kelimeleri not ettim. Bu kelimeleri kendi kelime defterinize not etmenizde fayda var. Hadi başlayalım. Путешествовать. Путешествовать. Gezmek, seyahat etmek. Наблюдать. Наблюдать, gözlemek, izlemek. Mitejny, mitejny, asi. Imenie, imenie, yurtluk. Yurtluktan kastımız arkadaşlar doğup büyüdüğü yer. Asıl ait olduğu yer. Silo, silo, köy. Однажды, однажды, bir zamanlar, bir keresinde. Навестить. Навестить, ziyaret etmek. Восстание. Восстание, isyan, ayaklanma, baş kaldırma. Горец. Горец, dağlı, dağda yaşayan kişi. Каторга. Каторга, sürgün. Арест. Арест, tutuklama. Обыск. Обыск, arama. Придворный, придворный, сарайлы. Казнь, казнь, ağır ceza, idam. Кинжал, кинжал, hançer, süngü. Пленник, пленник, esir. Узник, узник, esir, mahkum. Надзор властей, надзор властей, gözetim altında bulundurmak, gözetim altında tutmak. Саружием в руках. Саружием в руках. Arkadaşlar, ön iki nasıl okuduğuma dikkat edin. Саружием demiyorum da саружием. Sanki tek bir kelimeymiş gibi okuyorum. Bu çok önemlidir arkadaşlar. Çünkü Rusça'da ön iki kelimeyi yapıştırmanız gerekir. В руках değil de в руках. Sanki tek bir kelimeymiş gibi. Ellerinde silahlı anlamında. Прочитайте текст и ответьте на вопросы. Тексти окуюп, сорулара жавап бериңиз. Южная ссылка Пушкина продолжалась. Пушкинин güneydeki sürgünü devam ediyordu. В эти годы Пушкин много путешествовал по Кавказу. Он жил в Крыму, Кишинове, Одессе. Bu yıllarda Пушкин Kafkas'ta çok fazla seyahat etmekteydi. Kırım'da, Kişinev'de ve Odessa'da yaşadı. Поэт наблюдал за жизнью горцев, молдавского и украинского народа, изучал их фольклор, записывал песни и легенды. Şair, dağcıların, dağda yaşayan insanların hayatını gözlemliyordu. Moldovan ve Ukrayna halkının onların kültürünü öğreniyor, folklorunu öğreniyor, şarkılarını ve efsanelerini not ediyordu. В этот период своего творчества Пушкин написал романтические поэмы «Кавказский пленник», «Бахчисарайский фонтан», «Цыганы». Eser yapıtlarının bu döneminde Пушкин romantik şiirsel romanlar yazıyordu. Kafkas esiri, Bahçesaray çeşmesi, çingeneler, fontan çeşmeden çok parklarda bulunan fışkiyeler olarak düşünebilirsiniz arkadaşlar. Fontanı evdeki çeşmeden ziyade fışkiye daha doğrudur. В них поэт создал яркие образы необычных мятежных героев, картины южной природы. Onların içinde, onların içinden kastı arkadaşlar, eserlerinde demek istiyoruz. Şair, alışa gelmemiş asi ruhlu kahramanları güneyin doğasını resmederek değişik bir şekil oluşturuyordu, yaratıyordu. Пушкин в ссылке продолжал общаться с членами Южного тайного политического общества и писать политические стихи.
Pushkin sürgündeyken Güney'in gizli politik örgütü üyeleriyle iletişimini devam ettiriyordu ve politik şiirler yazmaya sürdürüyordu. В этот период поэт написал такие свободолюбивые стихотворения, как «Узник» и «Кинжал». Bu periyotta, bu dönemde şair böylesi özgürlükçü şiirler yazmıştır. Mahkum gibi, hançer gibi. Летом 1824 года царь Александр I приказал перевести Пушкина под надзор власти в имение родителей поэта село Михайловское. 1824 yılının yaz ayında Çar 1. Alexander Pushkin'i ailesinin yurtluğu olan Mikhailovskaya geçişini emredirdi. Onu gözetim altında tutabilmek için. Pushkin продолжал работы над романом в стихах Евгений Онегин. Написал много стихотворений. Pushkin şiirsel roman olan Yevgeni Onegin üzerinde çalışmasını devam ettiriyordu. Çok fazla şiir yazıyordu. Долгими зимними вечерами Pushkin слушал сказки и песни своей старой няни Арины Родионовны. Uzun kış akşamları Pushkin eski bakıcısı Арина Родионовна'nın hikayelerini ve müziklerini dinliyordu. Однажды Пушкина навестил его лучший лицейский друг Пушкин. Bir keresinde Pushkin'in en iyi lise arkadaşı Pushkin onu ziyarete geliyordu. В Михайловском поэт узнал о смерти царя Александра I и восстании декабристов в Петербурге. Михайловскадайкен şair Çar 1. Alexander'ın ölümünü ve dekabristlerin isyanını öğreniyordu. Dekabrist arkadaşlar aralıkçı olarak çevriliyor. Lakin tarihçiler aralıkçılar diye çevirmektense dekabristler olarak kullanmayı tercih ediyorlar. İki seçeneği de doğrudur. İsterseniz dekabrist olarak dersiniz, isterseniz aralıkçı olarak. 14 декабря 1825 года члены тайного политического общества молодые офицеры из лучших дворянских семей России вышли с оружием в руках на Сенатскую площадь. 1825 yılının 14 aralığında gizli politik örgütün üyeleri Rusya'nın en asilzade ailelerinin genç subayları ellerinde silahlarla birlikte Senato meydanına çıkıyordu. Çıktılar. Новый царь Николай I жестоко подавил восстание. Yeni çar 1. Nikolay zalimce isyanı bastırdı. Он приказал казнить пятерых декабристов, а остальных отправить в Сибирь на каторгу. O декабристлерин 5'ini İdama, geri kalanları ise Sibir'e sürgüne yollamayı emrediyordu. Среди декабристов было много друзей Пушкина. Декабристлерин арасында Пушкин'in birçok arkadaşı vardı. У декабристов при обыске нашли политические стихи Пушкина. Декабристлерин арасында Пушкин'in politik şiirleri bulundu. Поэт ждал ареста. Şair tutuklanmayı bekliyordu. Но в сентябре 1826 года царь Николай I приказал Пушкину вернуться в Москву. Ama 1826 yılının Eylül ayında Çar 1. Nikolay Пушкин'in Moskova'ya dönmesini emretti. Царь простил Пушкина и хотел сделать его своим придворным поэтом. Çar Пушкина affetti ve onu sarayın şairi olmasını istedi. Pushkin тяжело переживал казнь
и ссылку своих друзей. Пушкин arkadaşlarının idamı ve sürgün için büyük endişe duyuyordu. Он посетил декабристам два стихотворения в Сибирь и Пушкину. О декабристлере iki şiir adadı. Сибирьде ve Пушкина. Ответьте на вопросы. Почему царь простил Пушкина? Neden çar Пушкина affetti? Какие стихотворения Пушкин посвятил декабристам? Пушкин hangi şiirleri декабристлере adamıştır? Какие поэмы написал Пушкин в эти годы? Пушкин hangi şiirsel hikayeleri yazmıştır bu yıllarda? Bu yıllardan kastı Пушкин'in sürgünde olduğu dönemler arkadaşlar. Как называются политические стихи, которые поэт написал в это время? Şairin bu dönemde yazdığı politik şiirler nasıl adlandırılıyor? Куда царь Александр I приказал привести Пушкина летом 1824 года? Çar 1. Alexander 1824 yılının yazında Пушкин'in nereye gönderilmesini emretti? Расскажите о восстании декабристов. Как царь Николай I подавил восстание? Декабристлерin isyanı hakkında bilgi veriniz. Çar 1. Nikolay isyanı nasıl bastırmıştır? Tekstimizin ikinci kısmıyla devam ediyoruz. Tekrardan bilmediğimiz kelimeler. Получить название. Ünvan, isim almak. Красавица. Güzellik, bir bayana hitap ederken. Жестокость. Gaddarlık, zalimlik. Гордиться. Gurur duymak. Успех. Başarı. Интрига. Entrika. Вызвать на дуэль. Дуэллоя чармак. Смертельно ранит. Ölümcül yaralamak. Похоронить. Gömmek. Значение творчества. Yapıtın önemi, anlamı. Огромный. Büyük. Царский двор. Çar sarayı. Ухаживать. Kur yapmak, ilgilenmek, cilvelenmek. Осень 1830 года Александр Сергеевич Пушкин провел в деревне Болдину. 1830 yılının sonbaharını Пушкин Болдино köyünde geçirdi. Осень всегда была любимым временем года поэта. Sonbahar şairin en çok sevdiği dönem olmuştur. Осенью Пушкин особенно любил писать стихи. Пушкин özellikle sonbaharda şiir yazmayı severdi. В Болдине Пушкин закончил роман в стихах Евгений Онегин. Болдин'de Пушкин şiirsel romanı olan Евгений Онегин'i tamamladı. В феврале 1831 года Пушкин женился на Наталье Николаевне Гончаровой и стал жить в Петербурге. 1831 yılının Şubat ayında Пушкин Наталья Николаевна Гончарова'yla evlendi ve Petersburg'da yaşamaya başladı. Buradaki başlamak dikkatinizi çekmek isterim arkadaşlar. Stat fiiliyle oluşturulmuştur. Stat genellikle olmak anlamını biliyorsunuzdur. Lakin stal başlamak anlamı da verir. Стал жить в Петербурге, Петербург'da yaşamaya başladı anlamındadır. Друзья Пушкина радовались его счастью. Первый поэт России женился на первой красавице России. Пушкин'in arkadaşları onun mutluluğuna seviniyordu. Rusya'nın ilk güzelliğiyle evliydi. Исторический роман «Капитанская дочка» рассказывает о восстании крестьян под руководством Эмилиана Пугачева. Tarihsel roman
Yüzbaşının kızı. Emiliano Pugaccio yönetimi altındaki kölelerin isyanından bahseder. Это глубоко реалистическое произведение. Çok gerçekçi bir eserdir. В нем Пушкин показал жизнь дворян в 18 веке, их психологию, трагическую судьбу Пугачева. Onun içinde, eserin içinde Пушкин 18. yüzyıldaki asilzadelerin hayatını, onların psikolojilerini ve Пугачев'ın trajik kaderinden bahsediyordu, gösteriyordu. В 1835 году Пушкин начал работать как журналист. 1835 yılında Пушкин gazeteci olarak çalışmaya başladı. Он начал издавать литературный журнал «Современник». Edebi jurnal olan «Çağdaş»'ı yayınlamaya başladı. В журнале печатали свои произведения многие писатели и поэты. Bu dergide birçok yazar ve şair kendi eserlerini yayınladı. Пушкин гордился успехами русской литературы. Пушкин Rus edebiyatıyla gurur duyuyordu. Последние годы жизни Пушкина были очень трудными. Пушкин'in hayatının son yılları çok zor geçmişti. Царский двор начал интригу против поэта и его жены. Çarın sarayı şaire ve şairin karısına karşı intrikalara başlamıştı. За женой Пушкина открыто ухаживал французский офицер Жорж Дантес. Пушкин'in karısına Fransız subayı Жорж Дантес açık bir şekilde Пушкин'in karısıyla ilgileniyordu. Kur yapıyordu. Пушкин вызвал Дантеса на дуэль. Пушкин Дантеса дуэллоя давит etti. 27 января 1837 года на дуэли Дантес смертельно ранил Пушкина. 1837 yılının 27 Ocağında Дантес дуэллода Пушкин'i ölümcül bir şekilde yaraladı. 29 января Пушкин умер. 29 Ocak'ta Пушкин öldü. Поэта похоронили в селе Михайловском. Şairi Михайловском köyünde gömdüler. Александр Сергеевич Пушкин был и остается самым великим русским поэтом. Пушкин en büyük Rus şairi olarak olmuştur ve olacaktır. Значение его творчества для русской и мировой литературы огромно. Onun yapıtlarının önemi, anlamı Rus ve dünya edebiyatı için çok fazladır, çok büyüktür. Ответьте на вопросы. Sorulara cevap veriniz. На ком женился Пушкин? Пушкин kiminle evlendi? Dikkatinizi çekmek isterim ki arkadaşlar, kiminle sorusu aslında Rusça'da с кем. Fakat bir erkek bir bayanla evleneceği zaman с кем denilmiyor. Kiminle denilmiyor. На ком deniliyor arkadaşlar. О чем рассказывает роман «Капитанская дочка»? Yüzbaşının kızı ne hakkında? Расскажите о работе Пушкина журналиста. Пушкин'in gazeteci olarak çalışmasından bahsediniz. Расскажите о последних годах жизни Пушкина. Пушкин'in hayatının son yıllarından bahsediniz. Как и когда погиб Александр Сергеевич Пушкин? Пушкин nasıl ve ne zaman öldü? Где похоронен Александр Сергеевич Пушкин? Пушкин nerede gömülmüştür? Arkadaşlar, Пушкин'in hayatının son bölümüydü. Üçüncü videomuzda Пушкин'in eserlerini inceleyeceğiz, şiirlerini okuyacağız. Analizlerini yapacağız. Daha çok kelime öğrenmenize katkı sağlayacaktır bu çalışmalar. Dilerim ki hoşunuza gitmiştir. Abone olup beğenmeyi unutmayınız. Yorumlarınızı mutlaka bekliyorum. İzlediğiniz için teşekkürler.